Can Yaman basketçiyken avukatken nasıl oyuncu oldu? Göğsündeki dövmenin sırrı ne? Aşk hayatıyla ilgili soruları neden es geçiyor? Şimdi sırada yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın bilinmeyenleri var. Basketçiyken avukat, avukatken nasıl tesadüfen oyuncu oldu? Ya lütfen bir sana ders vermek istiyoruz. Nasıl evrime kafa atıp bu halden bu hale geldi? Kendimi bildim bileli spor yapıyorum. Yani doğuştan spor yapıyorum diyebilirim. Göğsündeki dövmenini. Albatros kuşuyla ilgili bir dövme yaptım. İtalya'daki şöhretinin sırrı ne? Bütün teklifi geldi daha yeni. Genç kızların son aşkı Can Yaman. Aşk hayatıyla ilgili soruları neden es geçti? Bu soruyu pas geçmek istiyorum. Her yıl bir yakışıklı popüler oluyor genç kızlar arasında. Bu yılın favori ismi de Can Yaman. Turkish Hulk olarak tanınıyor delikanlı. 8, 7, 6, 5, 4. Evet. Başla. 5 senedir dizilerde boy gösteren Can Yaman aslında eski bir sporcu. Ben Amerika'da okudum bir sene. Gittiğim okullarda bütün takımlara girdim. Çok eğlenceli geçti benim açımdan. Sonra futbol bitti, basketbola girdim falan. Çocukluğum hep futbol, basketbol, spor öyle geçti. Sporculuk uzun sürmemiş ve avukat olmuş. Önemli bir şirkette mesleğe başlamış ama avukatlıktan da çabuk sıkılmış. Bu kurumsal yerlerde seni zorlarlar. O yıllık izni bir kullan derler. Çık bitsin. Diye bitsin diye yasa gereği. Ben de gittim. Bodrum'a gittim de oldu. Bir hafta tatil diye gittim. 3 hafta kaldım. Bayağı da aramıyorlar mı seni oğlum gelsin? Arıyorlar bilmem ne. Ben döndüm işi bir şeyler hissettim. Ben bana göre değil dedim bıraktım. Oyunculuğa geçişi tesadüfen olmuş. Zorla oyuncu yapılmış da denebilir. Çok tesadüfe. Ben hala döneceğim hani falan avukatlığa devam edeceğim falan kafasındayken döndüm. Ya lütfen bir sana ders vermek istiyoruz falan. Para da istemiyorum. Oyunculuk dersi gibi. Ders. Şimdiki menajerlerim. Tamam. Atölyesi var bilmem ne. Sınıfları oluyor. Sana özel ders. Tamam dedim yani. Öylesine girdiği oyunculukta ilk dizisi Gönül İşlerinde başarılı bir çıkış yakaladı. Ama onlar o esnada benim fotoğrafımı dosyamı hazırlamış, göndermiş kast direktörlerine falan derken ilk işim Gönül İşleri. Deneyelim olmuş. Çekelim ve karakteri de bulamıyorlarmış. İşte o dönem Sinem Kobal, Sermayegiz çok şampiyonlar gibi güzel bir kadronun o da bir şans. Aynen. Bir çok önemli oyuncular var. Bedir karakteri işte. Böyle geldi, audition hazırlandı. Ben hakikaten karaktere girdim. Bırak bu işleri. Bırakamam, daha yeni başladım. Ne diyorsun be? İşe diyorum, işe daha yeni başladım. O yüzden ne nerede bilmiyorum. Yanlış kapıyı o yüzden açmışım. Bir şey gördün mü? Ne gibi? Dal geçmeyi bırak, kapı açılınca diyorum. Bir şey gördün mü? Ya vallahi görmedim. Her gün dövme yaptırıyor rolü gereği. İnternette dövme yaptırdığı videolar en çok arananlar arasında. Bu karakterin bir dövmesi olması gerektiğini, takıları olması gerektiğini hep Albatros kuşuyla ilgili bir dövme yaptım. Yaptırdım bunu, araştırdım kim yapar dövme. Ve dövmeciyi çok sempatik bir arkadaş bulduk. 15-20 dakikada falan yapıyor. Yüzü olduğu markanın lansmanında kameralar karşısına geçti Can Yaman. Spor ve kaslı vücudu soruldu ilk olarak. Ben kendimi bildim bileli spor yapıyorum. Yani doğuştan spor yapıyorum diyebilirim. En sevdiği harekete gelince. Handstand push up var, o hareketi çok seviyorum. Yani amuda kalkıyorsunuz, o şekilde şınav çekiyorsunuz. En sevdiğim hareketler de her yerde yapılabiliyor ve vücudu çok güzel çalıştırıyor. Tüm kan dolaşımını hızlandırıyor. Harika bir hareket. Şu sıralar İtalya'da çok sevilen bir isim. İtalya'dan, İtalyanca bilmemden ötürü çok ikim teklifi geldi daha yeni. Bir dönem bestemsi Özdemir'le ilişkisi olmuştu. Aşk hayatıyla ilgili soruları es geçmeyi tercih ediyor. Peki şu olarak yakışıklısın ve aşk hayatında çok fazla konuşuyor magazinde. Bununla ilgili ne söyleyeceksin? Bu soruyu pas geçmek istiyorum. Lansmandan sosyal medyaya yansıyan görüntü ise herkesi şaşırtıyor. Can Yaman'la birlikte fotoğraf çektiren bu kadın bir hayranı değil, annesi. Gittikçe kayıyorum hatta. Evet. Kay şöyle devrim. Devrim olma.